Askerliğini nerede yaptın? Ben mi? Gongar'da, Gongar'da. 6 ay İstanbul'da durdum. 6 ay. 6 aydan sonra bir kura çektik. Doğru şeye. Hadi köye. Bizi sirkeciden bir bindirdiler vapura. Vapura. Kardeş vapuruna. Ne vapuruna? Kardeş vapuru. Neyse. Bilin, duydun mu sen? Duymadım. Kore zamanında kardeş vapuru var. Çanakkale, Gelibolu. Geçtik oralarda. Ben vapurun içinde siniyorum, biliyor musun? Acaba denize düşer miyim diye. Lan bu bütün asker çıktı güvertiye böyle. Beyaz beyaz ben, giymişler böyle. Bunlar çıktı da ben niye çıkmadım dedim. Ben de çıktım yukarı. Şey nasıldı? Asker elbise. Beyaz mıydı? Yok. Yok. Haki renk. Kışlık. Bayağı keçe böyle. Keçe. Jandarma elbisesi. Jandarma elbisesi. Çakı gibi askerliğinde mi? Hiç fotoğraf falan yok mu o zamanlardan? Benim mi? Ha. Var. Yok lan abi. Var ya evde var. Yok. Sen nereden biliyorsun adamın fotoğrafını? Ben bilirim fotoğrafını evde olduğunu. Yok lan abi ya. Niye? Çektiremedin mi o zaman? Vardır da başkasında benim fotoğraf var. Lan evde fotoğrafın var, beni kandırma. Yok lan. İnanıyorum. Sonra? Abi. Lan arkadaş yetme ya, var senin fotoğrafın. Kardeşim nerede? Atatürk'ün hedefiniz Akdeniz'i gösterir Yunan'a doğru. Kordon boyuna vapur durdu. Yürü. Bir görgü. Bütün asker indirdiler oraya. Hayır, hedefiniz Akdeniz dediği yere mi indirdin? İzmir'de. Atın üstünde böyle. Sen de büyük bir şeyle tabii, cesaretle. İzmir. Anladım canım, büyük bir gururla indin tabii sen de. Çakı gibisin ya. Böyle, yürüyorsun böyle, tamam mı? Çakır Ali, infaz mı? Şöyle memleketi... Sana ne lan? Sana ne lan? Yürü! Sen ne yapacaksın? Nereye gideceksin? Konsantreni bozmasın. Devam edelim. Allah Allah. Hedefiniz hakkınız dedi. Benim indiği yer Kordon boyu İzmir. Oradan en arkada kaldık biz. Niye? Boy kısa diye. Yok. Ya? Alay kumandanı sizi dedi Karaburun'a göndereceğim. Sebep? Tabii orada... Orası da kaza. İzmir'in kazası. Orada sizi niye oraya gönderiyorlar? Nebet bekleyecekler orada, nebet. Nebet bekleyecekler orada. Şey ben orada 24 ay durdum. Kumandan. Tam 30 ay askerlik yaptım. Çok birazcık şey. Allah. Uzun künyeyi sayabilir misin? 125. Jandarma Er Okulu 3. Tabur 11. Bölük Erlerinden Mehmetoğlu Ali Gökgöz. Memleket neresi? Karayük köyü. Akşehir, Konya, Karayük köyü. Öyle diyeceğim. Kaça falan yoktu o zaman askerlik? Var. 46'ya? Doğum tarihiniz doğru. Benim mi? Ha? Benim doğum tarihi. Yeniden okuyacağım. Doğum tarihiniz bu. Unuttu. Yanlış var. 1932. 1932'ye bir mi? Birinci tertip. Birinci tertip. Öyle de. Ondan sonra gittin. 24 ay orada. 24 ay. 6 daha. İstanbul'da durdum, tam 30 ay kumandanım. 30 ay? 30 ay. Lan burada askerler şimdi diyor arkadaş, sen nasıl askerlik yaptın ya? Askerlik biter mi lan? Bunların askerlik yaptığı gibi ikimiz asker... Benim zamanımda Kore Harbi vardı. Gidemedin miydi sen? Beni göndermediler Kore'ye. Niye? Ya ne diyorlar? Tamam da niye gidememişler onu soruyorum. Ya ben. Zamanı gelmemiş mesela, benim birinci tertibim bu, üçüncü tertibim. Bunu almamışlar, ben götürürüm. Sizin aranızda yaş farkı var mı? Çocuk o da ya, ben 70 yaşındayım ben. Lan arkadaş, ben 76 yaşındayım ben. Bu? O 63 yaşında. 73 yaşında. Yok, aranızda pek yaş farkı yok gibi ya. Yok ya, o adam çocuk yaş. Ben daha benim yanımda. 3 yaş var aranızda. 3 yaş büyüğüm ben onlara. Büyük. Abi diyor mu sana? Bu mu? Emmi diyeyim. Emmi diyeyim. Şimdi biz bununla kapı bir konuşuyoruz yakın. Şöyle aramızda. Birbirimiz nerede ne yaptıysa bilirim ben bunu huyunu. Bu benimkini fark eder, ben bunu fark ederim. Kaç yıllık arkadaşsınız siz? Doğduk bittik arkadaşsınız değil mi? Çok. Aşağı yukarı 50 seneye yakın. Sesini duymasa rahat eder misin? Ben... Duramaz. Duramaz. Beni görmedin mi duramaz bu? Burada evliya var ya. Bilmez bu. Kendi misin evliya? Orduyduk biz orada. Evliyi falan bilemez bu. Anlatıyor işte. Daha sen de adamı zırt bozma. Ama diye bilemiyor ama canım. 1944'te indik biz aşağı.
Niye? Yokuştan aşağı. Burada bunların evler şurada indi de aşağı indi. 1944'te indik. Ev mi oraya yapıldı, ne oldu? Burada evimiz vardı, burayı yıktık gümdük aşağı indik. Sebep? İşte buralara sığamadık ufak buralara. Şimdi kalabalık kaçınca mecbur. Tabii arttı, çoluk çocuk arttı oraya. Aşağı indik. Ali Gök ve Yaşar Çamlı abilerimle konuştuk. Gökgöz'le Yaşar Çamlı. Çamlı abimizle konuştuk sevgili seyirciler. Buranın geçmişinden de geleceğinden de bilgi sahibi olduk. Tamam. Allah razı olsun. Bize de dua edin, tamam mı? İnşallah. Hayır, vakitte de gelmeye başladık da o yüzden zamanı almayayım sizin. Sağ olun. Şimdi iki dakikada hemen girer namazı kılarsanız.